Evet, ne oluyor? Ayhan Bey, ne oluyor diye soracağım. Şimdi önce bütün bunların, yani bir kronolojik olarak bir bakalım duruma. Ha, bir de bu arada sizin dünkü paylaşımınız. O mesajı bir ekrana getirebilir miyiz arkadaşlar? Ayhan Erel'in. Şimdi diyorsunuz ki orada tam olarak okuyayım ben de buradan. Gitme Evet. vakti geldiyse kaldığın her an ziyandır. Şimdi biz bu fotoğrafınızı gördük, sizin bu paylaşımınızı. Herhalde dedik Ayhan Erel de istifa ediyor. İstifa edenler arasında diye. Tabii şimdi resimde ben olunca kamuoyu tarafından giden veya istifa düşüncesinin hasıl olduğu, bende hasıl olduğu kamuoyunda böyle bir anlaşılma oldu. Oysa gitme vakti geldiğinde kaldığın her an ziyandır. Partiyi bu duruma düşüren kim varsa onlara verilen bir mesajdır. Siz başkalarına git Tabii diyorsunuz başkaları yani. gidecek yani şimdi orada durarak partiye her dakika zarar veren başkanlık divanında kim varsa, üst yönetimde kim varsa bunların bir an önce gitmesi lazım. Parti ya arınacak ya da dağılacak. Böyle bir aşamaya geliyor. Yani ben İyi Parti'nin kurucular kurulu üyesiyim ve olağanüstü Milliyetçi Hareket Partisi'nin olağanüstü kongresinde de mahkeme kararıyla çağrı heyetinde görev alan birisiyim. Doğru veya yanlış. O zaman biz İyi Parti ile birlikte Türk milliyetçilerinin, ülkücülerin iradesinin devlet yönetimine egemen olacak düşüncesiyle hareket ettik ve İyi Parti'yi Milliyetçi Hareket Partisi'nde olağanüstü kongreyi gerçekleştiremediğimiz için İyi Parti'yi kurmak zorunda kaldık. Biz bu partiyi çok zor şartlar altında kurduk. Yani birileri gibi bugün İyi Parti'ye kaydolup yarın milletvekili olmadık. Gitme vakti geldiyse dediğim bu türdeki insanlardır. Bizim emeğimizle, bedel ödeyerek, işimizle, aşımızla, hürriyetimizle tehdit edilerek kurduğumuz bir partiyi hiç kimsenin itibarsızlaştırmaya hakkı da yok, haddi de yok. Kimsenin Peki, haddi değil. tamam. O zaman şuradan başlayalım. Biz bu fotoğrafa böyle baktığımızda, ben gerçi size sormuştum ama hani gidiyor musunuz diye, evet başkaları gitsin diyorsunuz. Ha Şimdi onlar kronolojik. gitmezse o zaman aynı kişilerin aynı ortamda bulunması eğer bizim düşüncelerimize, siyasi kimliğimize, duruşumuza zarar verecekse o zaman biz gideriz. Şimdi isterse en yakınım olsun, vallahi değiştireceğim diyor Akşener. En yakınım olsun, Günaydın. en güvendiğim olsun, kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim diyor. Tabii işte birilerine mesajlar da var. Finish çizgisine kadar gelip geriye koşanları da gördük demişti. Herhalde orada da İmamoğlu ve Mansur Yavaş mı kastediliyor diye. Ama görünen o ki partide bir temizlik süreci başlatıyor Akşener. Akşener bunu yapmaya çalışıyor. Ama ya temizlenir ya dağılır dediniz. O noktadan başlayalım. Seçimde siz sıralamaya, yani siz neden milletvekili olmadınız? Sizi Meral Hanım sıraya mı almadı? Ne Şimdi oldu? bakınız 27. dönemde 37 milletvekilinden 24 tanesini Sayın Genel Başkan sıralamaya almadı. Buna saygı duyuyoruz. Yani bir genel Ön başkanın seçime girilecek mi? ön Temayül seçim yoklaması. orada da bu süreci genel merkez yönetemedi. Çok açık ve seçik söylüyorum. Kendi ön seçimleri kendi istemedikleri insanların ön seçime girerek seçimi kaybetsinler diye yerlerde ön seçim yaptılar ama genel merkezin milletvekili olmasını arzu ettiği yerlerde ön seçim yapmadılar. Doğrudan doğruya genel merkezin takdir ve tasarrufuyla liste oluştu. Mesela Trabzon'da ön seçim yapılacaktı, sonra vazgeçildi. Muğla'da ön seçim yapılacaktı, vazgeçildi. Çanakkale'de ön seçim yapılacaktı, vazgeçildi. Niye Aksaray'da ön seçim yapılmadı? Niye Türkiye'nin 81 ilinde ön seçim yapılmadı? Genel merkez ve Sayın Genel Başkan ben İyi Parti'de herkesi demokrasi manyağı yapacağım demişti. Ama gelinen noktada baktığımızda öyle demokrasi manyağının İyi Parti işlemediğini gördük. Bu süreç iyi O yönetilmedi. süreçte bir Çok açık ifade para edeyim. çok konuşuluyor o Ya ben süreçte. o yani bu iddia edilen Yani çok iddialar böyle, yani vekil iddia adaylığı için işte para alındığı mesela. Hani ön seçimin yapılmadığı yerlerde, özellikle yani genel merkezin kendi belirlediği yerlerde o sıralar böyle verildiği Ya söyleniyor. İddia o yönde, şimdi bilmiyoruz. Sayın Genel Başkanımızın ifadesidir, beyanıdır. Ben yola çıktıklarımı hiçbir zaman yolda bulduklarımla değişmem demiştir.
Ama gelinen noktada Sayın Genel Başkan'ın değişti mi şimdi? Genel Başkan 2015'te, 2016'da, 2017'de yanında kimler vardı? O zor şartlar altında kimler vardı? Şimdi yanında kimler var? Açık ifade ediyorum. Bugün partiye kaydoluyorsunuz. Yarın milletvekili adayı olarak seçim sahnesine çıkıyorsunuz. Var mı isim mesela? Ya isim vermek istemiyorum. İsimler konuşuluyor çünkü isimler. İsim, ya bunları kamuoyunun hepsi biliyor. Hı-hı. Hepsi biliyor. Hı-hı. Ve bu Akçeli işleri de iddia edilen işler gerçekten de İYİ Parti'nin kuruluş felsefesine, yola çıkarken Türk milletine ümit olma, umut olma yolundaki düşünceleriyle örtüşmüyor. Bugün İYİ Parti'nin milletvekili profillerine baktığınızda güzel insanları sarf nazar ediyorum. Yüksek iş adamı diye geçiyor hepsi bir kısmı. İş adamının yükseğine de ben ilk defa İYİ Parti'nin profil listesinde rastladım. Yüksek iş adamlarının koltuklarını nasıl elde ettikleri kamuoyu tarafından iddia edilen hususların algı olarak insanların beynine yerleşmesine vesile oluyor. Bugün İYİ Parti milletvekillerinden İYİ Parti rozeti takmayanlar için sorulduğunda da niye takmıyorsun diye karşılığında vatandaşın çok farklı düşüncelere sahip olduğu söyleniyor. Yani genel merkez bu süreci açıkçası ta baştan beri Cumhurbaşkanlığı seçiminden milletvekili adaylarının belirlenmesi sürecini iyi yönetemedi. Sayın Genel Başkanımız kongrede de yaptığı konuşmayla gerçekten bizi çok üzdü. Yani, Cumhurbaşkanlığı sürecinde hangi kısmı? Masadan kalkma kısmı mı mesela? Ya Sayın Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisine aday olmayacağını, aday olacağı yönünde hiçbir beyanının olmadığını söyledi bizlere. Ya nasıl söyleyecek? Bay Kemal geliyorum diyor. Kendisine resmi açılış programlarında Sayın Cumhurbaşkanım diye hitap ediliyor. Yani daha nasıl ifade edecek bu adam adaylığını? Kör, hı hı, ne derler? Sağır Sultan bile duydu. Ama biz duymadık. İşte son günde ben adayım dediğinde masadan kalktık. İYİ Parti masadan kalkarak seküler seçmenini kaybetti. Masaya oturarak da milliyetçi ve muhafazakar seçmenini kaybetti. Biz %18'lerdeyken %10'ları zor bulduk. Bunun bir müsebbibi, bir hesap vermesi gereken birileri var. Bugün İYİ Parti'de gazeteciler, kamuoyu, genel başkanlık makamını tartışmaya açmaya çalışıyorlar. Oysa Mart'taki hadiseden sonra önce İYİ Parti'de böyle bir tartışma söz konusu değildi. Masadan kalkmadan önce mi yani 3 evet, Mart? Evet. Evet. Yani bir karar verdiysek o kararın arkasında duracağız. Masaya oturduysak orada oturacağız. Artık bunun sonuçları neyse. Kalktıysak da bir daha oturmayacağız. Yani bak açık söylüyorum. Kalktık. Seküler seçmenimizi kaybettik. Oturduk, milliyetçi muhafazakar seçmeni kaybettik. Ne oldu? %18'lerden %10'a düştük. Bunun kim bunun sorumlusu? Bunun yani kim peki sizce? Yani yönetimsel açıdan şimdi bunu yani başkanlık divanı şöyle bir şey söylemişti. Şimdi, Ahat Andican bugün başka bir kanalda ben izledim, Flash TV'de galiba. Evet, Flash TV'de izledim. Diyor ki ben diyor bir ay önce uyardım diyor. Yani Sayın Akşener'le görüştüğünü, işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını ve dolayısıyla hani böyle işte kazanacak aday, kazanamayacak aday tartışmasının olumsuz bir şekilde neticeleneceğini, bunun Cumhurbaşkanlığı seçimlerine zarar vereceğini söyledim diyor ve işte diğerleri de bunu oylayacak o altılı masadan, Kemal Bey'in ismi gelince onlar da onaylayacak, o zaman ne yapacaksın diye sormuş mesela. Yani hani bu evet. Sayın Akşener'in bunu bildiğini söylüyor yani daha önceden. Hani son anda karşımıza çıktı diyor ya Akşener. Öyle değilmiş biz mesela. Öyle biliyoruz biz. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun Sayın Genel Başkanımıza son o masadan kalktığımız toplantıda aday olduğunu ve bunu oylamaya sunacağını orada. Ama aslında işte daha önceden daha, de yani anladığımız ya kadarıyla yani öyle. Sağır Sultan bile Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını biliyor, duyuyor, ediyor ama biz bunu fark edememişiz. Bir de orada hani nasıl bir tepki verdiğini Sayın Akşener'in söylemek istemedi Ahat Andican. Evet. O yayında onu da izledim.
şimdi liste krizi gerçekten bir hani evet Cumhurbaşkanlığı süreci bir bakınız, yanda ama arkasından gelen o liste galiba asıl o darmadağınık bir süreç haline getirdi. Hangi liste? Yani listelerdeki işte milletvekillerinin belirlenme şekli diyelim. Ya bakınız biz demin söylediğim gibi 27. dönemde 24 milletvekili arkadaşımız liste dışı kaldı. Bunu biz genel başkanımızın takdirine ama siz başından itibaren var olan isimlersiniz değil mi? Bizim orada bunu da burada söylemek istiyorum. Bizim orada ki sistemimiz ben kırgınım genel başkana çok açık söyleyeyim. Hı hı. Milletvekili olamadığım için kırgın değilim. Ben sayın genel başkanım da biliyor ki 2018'de ben kendisine benim değil de başka bir arkadaşın aday olursa daha Aksaray zor bir bölge ama daha kolay belki vekil kazanabiliriz dediğimi ve kendisinin de bana bu siyasette yerini bir başkasına teklif eden ilk defa seni görüyorum dediğini de kendisi biliyor. Yani bizim vekil 30-25 arkadaşımızın da ille vekil olalım diye bir kaygıları, endişeleri, çabaları yoktu. Kırgınlığımız şu, sayın genel başkan bizi toplardı seçimden önce. Arkadaşlar siz aday olmayın, ben sizi farklı alanlarda değerlendireceğim. Eğer bu arkadaşlardan birilerinin başka partilerde aday olma yönünde endişesi, şüphesi, kaygısı oluşmuş ise de şunu diyebilirdi. Ben son gün aday olacak arkadaşlarımı zaten arayacağım. Ahmet, Hasan, Hüseyin siz aday olun diyeceğim. Diğerleri demek ki aday olmayacaklar. Siz aday olmayın derdi. Biz de aday olmazdık. Bizi niye itibarsızlaştırıyorsun? Ben Aksaray'da ne yapmışım? Yani soruyor vatandaş. Aynen sen niye aday değilsin? Biz senden memnunduk. Ben taban siyasetçisiyim. Partili partisiz ben herkesin iddia ediyorum burada kibirden gururdan Allah'a sığınırım. İddia ediyorum Aksaray'da ben kendi Sayın Genel Başkan'ın anketinde de %76 memnuniyeti var Aksaray seçmeninin. 14'ü kararsız onu da kararsız olan da anketçilerden çekindiği için gerçekliğini söylemiyor. Niye biz itibarsızlaştırıyorsun? De ki aday olmazdık biz. İlla vekil olacağız diye anamızdan vekil doğmadık. Kimsenin mezar taşında da milletvekili yazmıyor. Arkadaşlarımızın kırgınlığı bundan. Ha biz susuyoruz. Yani terbiyemizden, edebimizden dolayı susuyoruz. Yoksa 24 milletvekilim de benim aynı gibi aynı şeyi düşünüyor. Keşke bize deseydi ki kardeşim siz aday olmayın. Ben sizi farklı alanlarda değerlendireceğim. Ha ondan sonra ister değerlendir, ister değerlendirme. Ben o seçim döneminde Aksaray'a gidip seçim çalışması yapamadım. Niye yapamadım? Ayhan hocam sen yok musun? Cevap veremedim. Sen niye aday değilsin? Sorulara cevap veremedim. Yani buradaki 24 arkadaşımızın meclisteki çalışmalarını takip etsin. Ondan sonra partideki, teşkilattaki çalışmalarını takip edilsin. Eğer hırsızlığımız, arsızlığımız, yolsuzluğumuz varsa tabii ki biz aday yapma. Ama hiçbir şey söylemeden aday olalım. Ondan sonra da tutup liste dışı kalalım. Böyle bir şey yok. Yani bu bir kere her şeyden önce emeğimize saygısızlık ve bizim yerimize hak etmeden milletvekili olarak aday gösterilen arkadaşlar da emek hırsızlığı yaptılar. Bu emek hırsızlığına da genel merkez göz yumdu. Çok açık söylüyorum. Bizim emeğimiz var. Para karşılığı mı olmuş oluyor onu zaman? Onu bilemiyorum. Yani onu iddialar da o yönde ya şimdi gidiyor. Bir isim var. Dün galiba evet Cemal Enginyurt bunu söylemişti. Seyitan İşsiz mesela. Bu ismin son anda kaydolduğu partiye ve daha sonrasında da istifa edecekler yok arasında, bize gelen isimler arasında var mesela bu isim. Biz de yani merak ediyoruz, bu araştırıyoruz kulislerde de. O ismin milletvekilinin İstanbul milletvekili galiba AK Parti'ye mesela geçme olasılığı olduğu. Yani dolayısıyla hani zaten çok kısa sürede, yani sizin herhalde tepkiniz şöyle mi oluyor? Çok kısa bir süre üyelikleri oluyor, hemen vekil oluyor bazı isimler, isim vermeyelim bazı vermeyelim isimler, evet. Ve daha sonrasında da istifa ediyorlar ve iktidar partisine geçiyor gibi de bir durumla da karşı karşıya galiba İYİ Parti şu anda. Bakın Elif Hanım, ben 5 sene dolu dolu milletvekili yaptım. İYİ Parti milletvekili olarak bulundum. Çeşitli partilerden şahsıma o dönemde özellikle sağ partilerden yani buyurun beraber yol yürüyelim şeklinde
teklifler, talepler geldi. Ama bize vatandaş İyi Parti'de milletvekilliği yap diye oy verdi. Belki bunun %3'ü, 4'ü şahsımızla ilgilidir ama çoğunluğu partide milletvekili oldu. Şimdi parti değiştiren İyi Parti'den milletvekili seçilip kendisine oy veren seçmene ihanet eden bu arkadaşlarımızın yüreği yetiyorsa vekillikten de istifa etsinler. Şimdi çıkıp ya ben bu partide vatandaşıma, memleketime hizmet etme imkanı bulamadım. Ya İyi Parti dün iktidardaydı da bugün muhalefete düştü de onun için mi vatandaşa, memleketine hizmet etme imkanı bulamıyorsun? İyi Parti dün de muhalefetteydi. Meclisin 5. partisiydi. Bugün de 5. partisi. Ne değişti? Diğer partilerde yer bulamadınız. İyi Parti'de kendinize çeşitli nedenlerle yer buldunuz. Milletvekili oldunuz. Tamam, İyi Parti'nin size sağlayacağı rol bu kadardı. Seçmenin oy, sana verilen oy, o seçmenin sana emanetidir. Türk töresinde emanet, ihanet etmek olmaz. Siz ne yaptınız? Vatandaşın emaneti olan oyuna ihanet ederek bir başka partiye geçtiniz. Milletvekilinden istifa edin o zaman. Niye etmiyorsunuz? Hı hı. Şu an şimdi gerekçe, şimdi iki gerekçe, aslında iki de değil yani, birden fazla gerekçe var bu istifaların arkasında. Bir tanesi de mesela özellikle yerel seçim sürecinde tabii işte İyi Parti İstanbul ve Ankara'da aday çıkaracak ve bu durumda da hem İmamoğlu hem de Mansur Yavaş bundan zarar görecek. Olası bir kaybetme durumda da işte İyi Parti bunun sorumlusu gibi. Yani bunu diyen milletvekilleri de var. Hayır, biz buna karşıyız deyip. İşte Bahadır Erdem mesela böyle açıkladı. Evet. İşte yine Durmuş Yılmaz böyle açıkladı. Dün Sağlık Politikaları Başkan Yardımcısı istifa etmişti. O da aynı şekilde açıkladı. Adnan Beker'i bilmiyoruz yani, hani tam olarak o vatandaşa neden istifa ettiğini, bu şartlar altında daha hizmet verebilmek adına öyle bir, okuduğum kadarıyla öyle bir gerekçesi var. Yani tam olarak onun gerekçesi, evet, bununla uyuşmuyor, bu aslında uyuşmuyor. Evet, bu uyuşmuyor, değil onun gerekçesi. Belki de o daha önceden de bir rahatsızlığı vardı ama öyle ki kulislerde de Adnan Beker'in de herhangi bir partiye katılacaksa eğer, bu partinin iktidar partisi olabileceği yönün daha ağır olduğu da söyleniyor. Yüksek iş adamlarının tercih ettiği genelde iktidar partisi. Öyle mi oluyor genellikle? Öyle olacak tabii ki. İş adamı olunca öyle olacak tabii. Şimdi bu gerekçeler, evet bunlar da var ama mesela siz, ben bundan da rahatsızım diyor musunuz? Yani bu sanki bu değil sadece işte. Yani görünen kısım da bu var. Evet, belediye adaylıklarına ilişkin tepki. Çünkü niye? Akşener kazanacak aday olarak ikisini göstermemiş miydi, evet, iki belediye başkanı? Evet. Şimdi niye arkasında durmuyor o isimlerin? Şimdi bakınız, başta da söylediğim gibi genel merkez bu süreci maalesef iyi yönetemedi. Şimdi Sayın Genel Başkanımız, öz başımıza seçime gireceğiz. Evet. Boyumuzun ölçüsünü alacağız. Kaç kilo olduğumuzu göreceğiz. Şimdi Sayın Genel Başkanımız yılların siyasetçisi. Hiçbir yerel seçim siyasi partilerin gerçek gücünü ortaya koyamaz. Koyması da mümkün değil. Çünkü her yerde bir belediye başkanı seçiliyor. Yerel seçimlerde seçmen davranışına baktığınız zaman A partisine mensup bir seçmen, kendisine yakın olan, kendisi fikirlerine, düşüncelerine, dünya görüşüne yakın olan bir adayı destekler. Diğer partiyi kendisine siyasi anlamda hasım görüyorsa desteklemez. Bir parti yerel seçimlerde gücünü nasıl görmek ister? Ya çok güçlüdür, yani tek başına nasıl girer? Ya çok güçlüdür ya da hiç gücü yoktur. Şimdi İyi Parti ortada bir parti. Yani çok güçlü değiliz, %10 oyumuz var. Bir hiç de değiliz, yani hiç güçsüzlüğümüz de söz konusu değil. Yani şimdi ille de İyi Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak yapması gerekmiyor. Demin söylediğim gibi seçmenlerin davranış eğilimleri o ildeki, o seçim bölgesindeki o seçmenin psikolojisine göre,
dünya görüşüne göre, hayat felsefesine göre değişiyor. A şehrinde İYİ Parti seçmeni MHP belediye başkan adayına oy verirken B şehrinde CHP belediye başkanına oy verebiliyor. Dolayısıyla siz şimdi Ankara'ya örnek verin, çok açık söyleyeyim, bunun bedeli de ne olursa öderim. Yani bunu bir televizyonda da söylemiştim. 2009'da Mansur Yavaş MHP'den belediye başkan adayı %27 oy aldı. 650 bin seçmeni var. 2014'te Mansur Bey CHP'den belediye başkan adayı, MHP'nin aldığı oy %6, seçmen sayısı 200. Nereye gitti %21 oy? Mansur Bey'le beraber CHP'ye gitti. Şimdi Mansur Bey, ben Ankara'da milliyetçi ve ülkücü gelenekten gelen birisiyim. Bununla da gurur duyuyorum, her yerde söylüyorum. Bunun bedeli neyse de öderim, hiç sıkıntı yok. Mansur Bey aday olduğu sürece benim gibi milliyetçi, ülkücü insanların Mansur Bey'e oy vereceği bir gerçek. Ha, Mansur Bey'den daha baskın bir ülkücü diğer partilerden aday olur. Ha, o zaman koyarız Mansur Bey'i önümüze. Diğer partinin ülkücü milliyetçi adayını da önümüze koyarız. Onun ikisinin arasında bir tercih yaparız. Ama şu anki durumda ki İYİ Parti'nin seçmeninin büyük bir bölümü bu düşüncede, Mansur Bey Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı aday olduğunda oyunu oraya vereceğine ben adım gibi eminim. Şimdi İYİ Parti'nin Ankara'da gerçek gücü nasıl meydana çıkacak? Ben şimdi İYİ Parti'nin belediye başkan adayı var. İYİ Parti seçmeni kazanamayacak algısıyla ona oy vermeyeceğine göre, götürüp oyunu kendine yakın hissettiği Mansur Bey veya diğer bir adaya oy vereceğine göre İYİ Parti'nin gücü nasıl ortaya çıkacak? İYİ Parti'nin zaten neredeyse seçmeninin 1/4'ü Ankara, İstanbul, İzmir, Muğla, Antalya, Adana, Mersin büyük şehirlerde. Büyük şehirlerde de Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde demin arz ettiğim nedenlerden dolayı İYİ Parti seçmeni eğilimlerini başka yönde kullanacağına göre nasıl gerçek gücümüzü ortaya çıkaracağız? Ama zaten şöyle de değil miydi? Kazanacak adayı olarak Meral Akşener için de kazanacak adaydı Mansur Yavaş. Ne ya, değişti o günden bugüne? O da bir sıkıntı şimdi. Tabii Ankara Teşkilatı Ömer Faruk Köylüoğlu Bey tabii bu düşüncelerini paylaşınca görevden alındı. Evet. Şimdi tabii insanın bir duruşu olmalı. Şimdi 5 sene önce bu arkadaşlar ev ev, cadde cadde, esnaf esnaf gezip Mansur Bey çok iyi bir insan. Mansur Bey Ankara'da bizim işte kefiliyiz, güzel işler yapacak, İYİ Parti olarak arkasındayız dediğimiz bir insanı bu sefer çıkıp ne diyeceğiz Ankara Teşkilatı? Ya biz yanılmışız dese, Mansur Bey'in yapılan anketlerde seçmen memnuniyeti ortada. Bir Allah var, bizim duyduğumuz bir yolsuzluğu, hırsızlığı, arsızlığı yok. Özellikle sosyal yardımlar konusunda bu pandemi sürecinde de hiç ayrım yapmaksızın herkese belediyenin imkanları dahilinde yardım ettiğini ben bizzat vatandaşlardan dinledim. Yani vatandaşın biri diyor ki Akdere'de oturuyor. Ya bizim önceden diyor hep diyor belli bir partiye yakın olanlara yardım yapılırken Mansur Bey geldikten sonra ihtiyacı olanlara yardım yapıldı deniliyor. Dolayısıyla şimdi ne diyecek Ankara İYİ Parti Teşkilatı? Ya Mansur Bey çalışmadı. Mansur Bey işte ne diye vatandaştan Mansur Bey'e oy vermeyin diyecek. Bilmiyorum, bunu bir düşünmek lazım. Şimdi aynı şekilde Ekrem İmamoğlu da. Yani düşünürsek şimdi o günlere bir gidelim. Hatırlıyor musunuz bu dava süreci işte Ekrem İmamoğlu ile ilgili? Tabii ki. İlk Meral Akşener oraya gitmişti ve biz İstanbul'daydık. Şimdi başlıyoruz diye sarılmışlardı. Yani o görüntüler ekranımıza yansımıştı. Sosyal medyada, her yerde. Dolayısıyla şimdi ne olacak? Ya işte Sayın Rahmetli Demirel'in dediği gibi dün dündür, bugün bugün. Ama İYİ Parti seçmeni bunu kabul eder mi? Etmiyor işte. İYİ Parti seçmeni bu bir farkındalık yaratmak için duruşuyla, tavrıyla, ilkeleriyle yeni bir yol açmak amacıyla, sevdasıyla, çabasıyla yola çıktı. Diğer siyasiler gibi sabah söylediğimizi öğlen söylediğimizi akşam
inkar etme noktasına, değiştirme noktasına gelirsek o zaman güven problemi ortaya çıkıyor. Ve dediğim gibi düne kadar İYİ Parti'de başkanlık divanı, genel başkan tartışılmaz iken bu süreçte yönetim ve organizasyonlardan dolayı bunlar tartışmaya açılmış. Vatandaş bunu tartışıyor. Şimdi mesela çok değerli isimler, yani şu anlamda, yani İYİ Parti açısından özellikle ben tabii o başlangıcında kuruluş aşamasını çok net hatırlıyorum. Kongre salonlarının verilmemesi, evet. İşte elektrikler kesildi, tel örgüler vesaire. Yani onların hepsini gözümüzün önüne geliyor. Evet. O süreçlerde bugün İYİ Parti'nin milletvekillerinin yarısından fazlası yoktu o gün. Yani bugün seçilen tabii. Sayıya tabii. Baktığımızda tabii yarısından fazlası yoktu. Ve dolayısıyla mesela o dönemlerde Akşener'in avukatı vardı, Feridun Bey, buradan evet. Selam gönderelim. Mesela Antalya'da listelere bakarken özellikle hani bu iddialar gündeme gelince tabii bizler ister istemez eski isimlere bir bakalım dedik. Hani onlar hangi sıralarda, neredeler? Bir baktık ki yoklar. Yani bırakın hani sıralamayı. Ya Feridun Bey'in de listede olmaması. Mesela örnekleri yani. O da örnek yani, olarak söylüyorum şu anda. Ya Feridun Bey'in listede olmaması kendisini demin söylediğim gibi üzmedi. Bizim yani bize daha önceden aday olmayın denilmiş olsaydı biz hiç aday olmazdık. Yok, o hiç aday olmamış zaten. Olmadı. Öyle hatırlıyorum. Yani şöyle bazıları da şunu demiş, yani hani edindiğimiz bilgiler, yani temayül tamam ama yani bizi delegenin önüne atma. Hani madem öyle ya, biz kendimiz aday olmayalım gibi bir şey mi? O süreci tam bilmiyoruz ama belli ki orada iddialar pek hoş değil. İstifaların beraberinde geleceği, daha birçok ismin de arka arkaya geleceği de iddia ediliyor yine. Ya biz de işte kulislerden veya sohbet ettiğimiz arkadaşlardan durumdan çok memnun olmadıklarını, bu duruma bir an önce bir önlem alınması gerektiğini, toplumda her geçen gün İYİ Parti'nin kan kaybettiğini ve itibar kaybına uğradığını, kimse, hatta biri diyor ki üst düzeyde bizimle beraber siyaset yapan biri, koltuğu kapanlar istifa etti de parayı kaptı iddia edilenler niye duruyor? Böyle bunu vatandaş söylüyor. Koltuğu kapanlar istifa etti gitti de parayı kaptı iddia edilenler neden duruyor şeklinde. Ya varsa böyle bir şey, Sayın Genel Başkanımız zaten söylüyor. Bunu uzatmaya gerek yok. Türkiye'de vatandaşın bu kadar sıkıntısı varken çocuğuna ekmek götüremezken, ayakkabı alamazken, üniversite öğrencilerinin yurtlarda perişan olduğu bir ortamda, emeklinin işte yani Kızılay'da gidip İzmir Caddesi'ne gidin, bu havanın güzel olduğu gün bir simit alacak durumları yok. Oturun oraya böyle kendinizi tanıtmadan bir kulak verin. Hemen karşısında simit fırını var ve sıcacık simit kokusu burnuna geliyor. Vücut dilinden anlarsınız, gidip bir simit alıp yiyemiyor. Türkiye'nin gündeminde bunlar var. Biz işte güzellik salonlarındaki yolsuzluklarla, CHP'deki genel başkanlık seçimiyle, İYİ Parti'de milletvekili sıralamalarının parayla satıldığı iddiasıyla gerçek gündemden maalesef uzaklaşıyoruz. Ay, keşke şey. Bunlar olmasa da. Keşke, evet, olmasa da gündemi yani, konuşabilsek yani, ama. Yani. O sizin hani biraz önce dediniz ya, ya parayı alanlar duruyor aslında, ya anladığım kadarıyla öyle. Şimdi bir iddia edilen isim Ümit Dikbayır. Onun yerine gelen Cem Özdemir. Parti diyor ki parti kasasının eksi 16 milyon liraya düştüğünü söylüyor. Dikbayır'ın ise kasayı 132 milyon lirayla teslim ettiği ileri sürülüyor. Yani bu iddialar, hani bunları size şu anlamda, bu iddialar, var mıdır, bakın, yok mudur, onu demiyorum yani. Bu iddialar kamuoyunda tartışılan iddialar değil. Bir yolsuzluk varsa, bir haksızlık varsa, bir hırsızlık varsa, şimdi bu mesela bunu Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet etsin. Kimse
Yani birbirinizi kim suçlayarak birbirinize bu isimler tabii ki canım şikayet etsin. Kim o Cem Özdemir Bey? Evet. Desin ki bir de Ümit Dikbayır. Ümit Dikbayır hangisi kimi neyle suçluyorsa Türkiye Cumhuriyeti'nin hakimi var, savcısı var. Gitsinler başsavcılığa, suç duyurusunda bulunsunlar. Ben kasayı bunla emanet ettim. Böyle oldu. Veya biz böyleydi. Böyle neyse iddialar. Bunların belgeleri de varsa herkes iddiasını ispat etmekle mükelleftir. Belgelerini eklersin. Bir yolsuzluk varsa, bir yanlışlık varsa, bir hukuksuzluk varsa bu ortaya çıkar. Bunu kamuoyunda tartışarak burada dinliyorsa divan başkanlığına, Ümit Bey'e, Cem Bey'e de gitsin sözüm. Bunları kamuoyunun önünde tartışarak çok zor şartlarda kurduğumuz, emek verdiğimiz, bedel ödediğimiz partimizi kimsenin yıpratmaya, itibarsızlaştırmaya hakkı yok. Gidin kardeşim varsa yolsuzluk. Biriniz bir önceki mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı, biriniz de yeni gelen genel başkan yardımcısı. Yani iki ayrı partinin adamları değilsiniz ki, aynı partinin adamlarsınız. Aynı davaya inanan insanlarız. Varsa bir yolsuzluk, önce kendinizi araştırın. Buluyorsanız götürün savcılığa, şikayet edin. Niye bunu kamuoyunda tartışıyorsunuz? Partimizi niye itibarsızlaştırıyorsunuz? Aranızda bir mesele varsa bu meseleyi hukuk çözsün, yargı çözsün. Hı hı. Siz aslında hani o mesaj paylaşmıştınız ya sosyal evet. medyadan gitme vakti diye. Aslında belki de bu isimlere mi yani hani partiye, şu an partiyi bu partiye, hale sokan partiye mı demek kim istiyorsun? Zarar veriyorsa onlar gitsin. Kim emek hırsızlığı yapmış ise, hı hı. kim bizim emeklerimizle tırnaklarımızla bu seviyeye getirdiğimiz partimize kim zarar veriyorsa, kamuoyunda kan kaybına, yaprak dökümüne sebep oluyorsa, kamuoyunda itibarsızlaştırmasına neden oluyorsa şapkasını önüne koysun, düşünsün, çeksin gitsin. Genel başkanım bunlar kamuoyunda keşke tartışmasın. Bunu çağırsa, ben bunu birebir görüşmemizde de söylemiştim. Bizim bir hatamız, eksimiz varsa siz bizim büyüğümüzsünüz. Terlik atmada kendi deyimiyle, kulak çekmede hakkınız var. Çağırın. Kardeşim biz seninle geçinemiyoruz. Sen bizim partimize zarar veriyorsun. Seninle bir helallaşalım. Çağır, helallaş. Ben seninle aynı ortamda olmak istemiyorum. Kimse ki zorla duramaz ki. Bunlar işte en yakınımdaki de olsa bile işte affetmem. Ya iyi de bu söylediğimiz her şey kamuoyunun kafasında çelişkiler yuvağı haline geliyor. Bin bir türlü çelişki kafalarında dans ediyor. Vatandaş ne oluyor diyor. Kim cebellez, ne cebellez mi genel başkanın deyimiyle. Bunu kim yaptı diyor. Ya bu keşke bunlar hiç tartışılmasın. Yani. Şimdi tabii iddialar havada uçuyor gerçekten. Huzursuz olan milletvekili sayısının onun üzerinde olduğunu duyduk. Ya yani bize gelen duyumlar böyle ve ya bir de şu var, çok özür dilerim araya giriyorum. Şu anda da bu huzursuz olanların huzursuzluk sebebinin karşısında huzursuz olan arkadaşlarımız da var. Bilmem anlatabildim mi? Bu huzursuz dediğiniz arkadaşların huzursuzluk sebebinden rahatsız olan milletvekili arkadaşlarımız da var. Yani ne demek istiyorsunuz? Onu bir açalım. Ya bu kim huzursuz? Anlamadım ben mesela. Bu huzursuz olan arkadaşlar neden dolayı huzursuz? İşte kendilerine atılan veya suçlamalar, atılı suçlamalardan dolayı huzursuz olanlar var. Ne bileyim falan yerde falan başkanın ofisinde toplantı yapıldı. Evet. Sayın Genel Başkan'ın özel kalem müdürü hakkında insaf sınırlarını aşan söylemler falan, hı hı. Bunlar huzursuz deniliyor. Bunların eylemlerinden ve söylemlerinden huzursuz olan arkadaşlarımız da var. Kardeşim, o zaman iş çok boyutlu bir hal almış. Ya şimdi, yani kaynıyor, deprem var diyoruz ya. Genel Başkanımız liderler kriz anındaki yönetimleriyle elde ettikleri başarılarla liderliğini tescillendirirler. Bakınız bir daha diyorum. Liderler yaşanan kriz anındaki elde ettikleri başarılarla o krizi yönetebilme kabiliyet yetenekleriyle birlikte liderlikten tescillendirirler. Sayın Genel Başkanımız bu nasıl kriz, yönetiyor şu an bu, Sayın Akşener? Bana göre şu aşamaya kadar sabırla yönetiyor ama bu saatten sonra artık kamuoyu önünde değil de o hançeri alıp kalbine saplarım diyor ya. O hançeri değil kalemi eline alıp bu arkadaşlara iki satır yazıyla
yolları ayırmamız gerektiğini söylemesi lazım. Zaten şimdi bazı sözlerine işte baktığımızda ne diyor? Çok ağır konuştuğu yerler var. Ya ortaya konuşuyorsun. Bu evet, sözün muhatabı evet. Kim? Kimse üzerine alınmıyor ki. Sayın Genel Başkan Büyük Kongre'de de Kurucular Kurulu üyelerine bir yığın laflar söyledi. Ben de Kurucular Kurulu üyesiyim. Ben üzerime alınmadım. Bu kime söylediyse kimse üzerine alınmadı. Yani şimdi bu sözleri genel şeyde grup toplantısında söylüyor. Sorduğunda benimle alakası yok diyor. Ya bu işin kimse şüphelisi varsa faili bunu çağırırsın. Birebir konuşursun. Kardeşim bir helallaşalım. Emeğin var. Allah işini gücünü rast getirsin. Sen bize zarar veriyorsun. Biz aynı ortamda sizinle olamayız. Ha güzellikle olmuyorsa da partinin disiplin kurulları var. Parti politikalarına, partisine aykırı davranıştan dolayı genel başkanın doğrudan merkez disiplin kuruluna sevk etme yetkisi var. Disipline sevk edersin. Disiplin kurulu gerekli işlemi yapar. İşte demiş ya, en güvendiğim olsun. Kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim diyor. Dolayısıyla hani Akşener sanki bir sonraki hamlesi bunu uygulamaya geçirecek gibi. Ya öyle görünüyor. Bir isim Elvan, var. Gaziantep milletvekili mesela. Evet, İyi Parti'den Gaziantep milletvekili. Tek İyi Parti milletvekili zaten, birinci sıradaydı. Bu ismin mesela Mustafa Gürban ismi. Bununla ilgili şöyle bir iddia var bu isimle ilgili. Tabii iddia diyoruz yani, bilemiyoruz. Yeni üye oluyor. Mart ayında üye olmuş. Sonra işte hemen yükselmiş. Yani yükselmiş derken işte milletvekili seçilmiş. Mesela. Buna benzer durumlar var yani. Bu bir örnek. Ben bunu Google'da gördüm yani. Hatta işte İyi Parti'de birinci sıra krizi diye bir manşetle tesadüf araştırırken gördüm. Bu o yüzden de bir iddia diyorum. Ama Mart ayında mı üye oldu, ne zaman oldu bilmiyoruz tabii. Bu önemli ya sadece değil mi? Bu bakın isimler. Bu yani ben şimdi isimler üzerinden isimlerle, gitmek istiyorum da. İsimlerden öte ilkeler. Biz, burada gördüğüm evet, için çok söyledim. Haklısınız. İsimlerden öte biz ilkelerimizi kaybettik. Yani Sayın Genel Başkan ne diyor? Liyakat, kabiliyet, bilgi, birikim, temsil noktasında olanlar öncelik verecek. Şimdi yani Eskişehir gittiği için diyelim, Eskişehir milletvekili bir önceki dönem arkadaşımızla giden arkadaşımızı karşılaştırdığınızda giden arkadaşımızın yüksek iş adamı olma özelliğinin ötesinde, yüksek iş adamı olma özelliğinin ötesinde ne özelliği vardı? Ne özelliği vardı? Yani soruyor vatandaş, ben de soruyorum. Veya Aslan Bey'in ne olumsuz özellikleri vardı Eskişehir'deki milletvekilimiz? Evet. Siz makamı, mevkiyi birilerine kolaylıkla sağlarsanız onlar da kolaylıkla bırakır giderler. Alın teri yok, göz nuru yok, emek ödememiş, bedel ödememiş. Bedel derken maddi bedel değil tabii ki. Yani biz partiyi kurduğumuzda işte Ahmet diyor ki Ayhan hocam biz seni çok severiz, keşke bu işlere bulaşmasaydın. Niye kardeş? Yarın hepinizi toplayacaklar. Hepinizi toplayacaklar. Bugün İyi Parti meclis grubunda vekil olan arkadaşların acaba kaç tanesi bu söylemlerle, bu tür baskılarla karşı karşıya gelmişler? Siz Nebi Hatipoğlu'nun nasıl partiye geldiğini ya da işte hangi süreçte nasıl geldiğini biliyor musunuz? Mesela bilmiyorum, o komisyonlar mı işte yetkili organda yer alıyor muydunuz? Yok. O kurulda yoksunuz siz. Yok. Yani ya bir tek Eskişehir değil ki. Her yerde aynı şeyler söyleniyor. Aksaray'da bile söyleniyor. Ama ben hukukçuyum. Bir şeyin net, kesin, her türlü şüpheden arındırılmış delil olmadığı sürece bu konuda bir şey diyemem. Ama işte demin burada son noktayı galiba. İstanbul 3. bölgekin sıradaki milletvekilimiz için, Antep milletvekili için, Urfa sıralaması için, Urfa, Karabük, Maraş. Evet. Yani her yerden bu söylemler geliyor. Keşke bunlar olmasaydı. Tabii biz mesela
siyasi partilere yardım edilir ama bu şartlı olmaz. Ben MHP'deyken MHP'de Aksaray'da il binası aldık, ocak binası aldık. Dolaştık arkadaşlar. Kimse demedi ki kardeşim ben sana şu kadar para veriyorum ama bir dahaki seçimde şu makamı istiyorum demedi. Bunlar karşılıksız olur ama bizde anlaşılan bütün bağışların bir karşılığı varmış gibi görünüyor. Şimdi Şanlıurfa dediniz. Orası da çok karışıkmış aslında. Haddinden fazla. Asıl galiba çıkış noktası da orası oluyor gibi birazcık da. Yani orayla ilgili çok önemli sorunlar var. İl başkanının istifası mesela orada. Evet. Ya da il başkanının sözleri önem taşıyor. Ne oldu Urfa'da? Urfa'ya dair bilgi verebiliyor musunuz? Yani ben Urfa İl Başkanı'nın açıklamasından anladığım kadarıyla milletvekilliği sıralamasında il başkanı olmasından ve çalışmalarından genel başkanımızın memnun olmasından dolayı milletvekilliği sözü kendisine verilmiş. Ama daha sonra iddia edilen şu ki bir başkalarının devreye hatırlı adamlar koyması sebebiyle oradan hatırlı başka metaller materyaller koyması sebebiyle iddia edilen il başkanımız kenarda kalmış. O da bunu kamuoyuyla paylaşarak il başkanlığından istifa etti. Şöyle diyor, maalesef ciddi paraların döndüğünü, benim de listede olmadığımı buradan ifade etmek istiyorum. Partimizi, davamızı hiç paraya sattılar. Partimden istifa ediyorum. Arkamdan büyük istifalar gelecek. Aday adaylarımızın 6'sı istifa etti. Dosyasını geri çekti. Geri çekecek olan arkadaşlarımız da var demişti. İYİ Parti'nin Şanlıurfa İl Başkanlığı görevini yürüten isim. Fedai Çakmaklı. Şimdi diyor ki il başkanı, kurucu il başkanı, üstelik kendisi kurucu il başkanı olduğunu, yıllarca büyük emek harcadığını, başarılı bulunduğu için de il başkanlığından istifa edip milletvekili olmasının istendiğini, ama işte sonra bir bakıyorum ki diyor, partiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan insanları Şanlıurfa'dan milletvekili aday listesine alındığını. Bu bir emeğe saygısızlıktır. Yani öyle değerlendiriyor. Emek hırsızlığıdır, emeğe saygısızlık. Orada il başkanım çoluğunun, yani kendisine böyle bir söz verilmemiş olsa istifa etmezdi sanırım. Yani her türlü maddi manevi fedakarlığı yaparak çok zor şartlar altında partiyi o aşamaya getir. Bugün milletvekili olan İYİ Parti'de, bakınız altını üstünü çizerek söylüyorum. Bugün İYİ Parti'de milletvekili olan arkadaşların bir kısmı İYİ Parti'nin kuruluş aşamasında bizlerle resim vermeye korktular. Çok açık söylüyorum. Ama şimdi var olanlar. Evet, evet. Niye? O zaman onlar neredelerdi? Yoktular. Resim vermeye korktular. Ama şimdi milletvekili oldular. İl başkanının da feryadı haklı yani. Sayın Akşener'le hiç görüştünüz mü? Ben Sayın Akşener'le seçimden sonra görüşmedim. Listeler verildiğinde görüşmüştüm. Ondan sonra da bir görüşme olmadı. Yani Sayın Genel Başkanımız gerek duymamıştır. Eğer duysa çağırır. Bir konuyla ilgili görüşümüzü alır. Duymamış. Ben de kendisi çok yoğun. Kafası çok dağınık. Gelgitleri çok. Bir gelgitte biz yaratmayalım diye böyle bir talebimiz olmadı. Nasıl bir yol izleyeceksiniz? 3 dakikamız kalmış. Onu da yani izleyip ona göre mi karar bakınız, vereceksiniz? Dediğimiz gibi gitme vakti geldiyse partide duran o partiye zarar veriyorsa o parti için ziyandır. Bunlar gitmeli. Zarar verenler. Ha zarar verenler gitmiyorlarsa, zarar verenler gitmiyorsa biz bu zarara daha fazla ortak olmamak adına bir kez daha şey yapacağız. Çünkü İYİ Parti özellikle bizler için evladımız gibi. Yani ellerimize doğdu. Çok zor şartlar altında büyüttük. Şimdi biyolojik anası babası bizsek, şimdi sosyolojik anası babası başkaları olabilir. Ama biz evladımızı sokakta bırakmayacağız. Bu gitmesi gerekenler gitmediğinde de benim gibi düşünen çok eski milletvekili arkadaşlarımız var. O zaman oturup gereğini yapacağız.
Şimdi artık noktalıyoruz ama anladığımız kadarıyla İYİ Parti'de şöyle bir durum var. Birincisi, belediye başkanlarının o isimlerin arkasında durduk, kazanacak aday olarak gösterdik. Ama şimdi arkasında durmuyoruz. Niye o ittifaka girmiyoruz? Yani bütün iller için geçerli değil tabii bu. Hani bir iki yer için belki bu tepki gösteriliyor. Birinci gerekçe o. Tepki gösterip ayrılma gerekçesi. İkincisi, iddiaların boyutunun çok daha ciddi ve kötü seviyelere gelmiş olması. Ya partimiz itibarsızlaştırıyor. Evet. Genel merkezi itibarsızlaştırıyor. Seçmen gözünde özellikle çok. Yönetimi itibarsızlaştırıyor. Böyle bir şey varsa da bunu yargıya taşıyıp gereğini yapmak lazım. Evet, Ümit Dikbayır ismi özellikle, işte kimdi, Cem Özdemir. Aslan yine istifa. Uğur Poyraz. Aslan da istifa etmiş. Yüksel Aslan. Evet, evet. Yani şimdi ya Yüksel Aslan. Ve onunki bekleniyordu zaten. Yüksel yani. Aslan Bey, ben saygı duyuyorum. Yani dürüst bir hareket yaptı. Ama keşke Mansur Bey'in dilediği bir partiden aday olsaydı. Mansur Bey'in en Beypazarı Belediyesi'nden bu tarafa en yakın çalışma arkadaşı. Yani beraber bir yola baş koymuşlar. Beraber hareket etmişler. Şimdi Yüksel Bey'in çıkıp Mansur Bey'in aleyhine seçim çalışmaları yapması bir insana yakışmaz. O da bana göre doğrusunu yapmış. Çekip gitmiş. En güzeli bu. Biz diğer arkadaşlardan da bu tür doğruları bekliyoruz. Peki. Genel başkanı zora sokmadan, genel başkan onların kalemini kırmadan, onlar kendileri ben bu partiye zarar veriyorum veya kendi ifadeleri benim ilkelerimle İYİ Parti'nin ilkeleri örtüşmüyor deyip nezaket kuralları içerisinde çekip gitmeleri lazım. Şimdi bir sağlık politikalarından sorumlu Taner Hocam. Yok. Başkan yardımcısı. Ha, başkan yardımcısı. Aylin o ismi bir tekrar teyit edelim. Bir de siz ona bakarken yani Aylin Aslan. Genel merkezin sanki şöyle bir tavrı var. Giden gitsin, kalan sağlar bizimdir. Gibi bir eda veya tavır da var. Aylin Anır Aslan. Şimdi Aylin Anır Aslan da istifa etti. Yani şeyi evet. Yüksel Aslan'ı tam bilmiyoruz şu anda. Ha, onu şey düzeltelim de evet. Ha, ben pardon, de çünkü ben böyle bir kaldım. Aslan deyince Yüksel Aslan olarak ama o zaman şimdi düzeltelim. Adnan Beker'in bekleniyordu mesela. Bütün bu isimler bekleniyordu zaten. Şimdi bundan sonraki süreçte biz de sizler aracılığınızla takip etmiş olacağız. Ama siz davetin yani şunu söylüyorsunuz aslında. Önce onlar gitsin. Evet. Gitmezlerse biz de gideceğiz. Tekrar düşüneceğiz. Biz tekrar düşüneceğiz evet. Diyorsunuz. Tabii bu arada Sayın Akşener nasıl bir yolu izleyecek acaba? O da önem taşıyor. Onu da takip edeceğiz. Ya siyaset boşluk kaldırmıyor. Sayın Genel Başkan'ın bir an önce neye karar verdiyse, ne yapacaksa söylemlerini eyleme geçirip bu kanayan yarayı ortadan kaldırması lazım. Kol kangren olmadan gerekirse kolu kesip atması lazım. Peki. Ki Sayın Genel Başkanımız da umuyorum böyle yapacaktır. Peki, istifa etmesi beklenen kişiler oldukça daha her geçen gün birileri de ekleniyor ayrıca bu isimleri. Takip ediyoruz İYİ Parti'yi. Sağ olunuz yayınımıza katıldığınız ben için. Ben çok teşekkür ediyorum vakit çok verdiğiniz. Çok teşekkürler. Sağ olun.